Cümleten selamun aleyküm hanımlar kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere iki renkli çok güzel bir beş şiş patik modelinin baştan sona anlatımını yapacağım Ben patiğimde kırmızı ve krem tonlarında iki tane normal patiklik ilk kullandım Şişlerim ise 3 numara hanımlar Hemen modelimi göstereceğim İşte modelim bu şekilde Çok güzel çok şık zarif bir model oldu Kilim desenin tarzında yapılışı da kolay 5 şiş patik ya da başlayacak olan hanımların da tercih edebileceği bir model oldu. Patiğimizin tabanı bu şekilde. Topuk kısmı kenarları yine böyle. Hanımlar bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlamak istiyorum. Burun kısmından başlayacağız. Her zaman olduğu gibi hanımlar 12 ilmek atacağım. Ben bu başlama tekniğini hemen hemen bütün 5 şiş patik videolarımda Detaylı olarak anlattım. Şimdi sil baştan yeniden gösteriyorum. Sebebi şu. <laughs> Bu videoya ilk defa denk gelecek olan hanımların da kafaları karışmasın diye. Ayrıca kanalımda farklı 5 şiş patik başlama teknikleri de var. Sizler patiğinizi dilediğiniz şekilde başlayabilirsiniz. Bakalım kaç ilmeğimiz olmuş. 3, 6, 9, 12 ilmeğim olmuş. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyiz hanımlar. İkinci şişimi aldım. Bakın ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi de geri dönüyorum hanımlar. Ön yüzdeyiz. Artık düz örgü uygulaması yapacağız ve 5 de geçeceğiz bu aşamada. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Şu 3, 4, 5, 6. İlk 6 ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Kalan 6 ilmeğimi de ikinci şişim, şişimle öreceğim. 12 ilmeğimi 6'şer 6'şer 2 şişime eşit olarak paylaştırdım. Şimdi hanımlar hiç geri dönmeden ilk başladığımız yerlerden ilmekler çıkaracağız. 3. şişime bakın ilk ilmeğimi kenara girerek ilmeğin iki kanalına birden girerek çıkarttım. Devamında ilmek çıkartabilmek için de tığımdan yardım alacağım. Başlangıç yerlerine tığım ile giriyorum ilmeğimi çıkartıp şişime takıyorum. Hanımlar başlangıç yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkartalım. Patik burnumuz daha sağlam oluyor. Şu dördüncü ilmeğim. Şu beşinci ilmeğim. Şu da altıncı ilmeğim. Şimdi bir altı ilmek daha çıkaracağım. Onu da dördüncü şişime takacağım. Şu birinci ilmeğim. Şu iki. şu 3 4. 5. ve bir ilmek daha çıkartıyorum kenardan altım. 4 şimdi de böylece alçar ilmeğim oldu. 5. şişimi aldım örmeye başlayacağım. Hanımlar bir sıra boyunca 4 şişimdeki 6 ilmeğimi de düz olarak öreceğim. 5 şiş patikte bir sıra dediğimiz olay şudur dört şişimizdeki ilmeklerimizi de örüp tamamlayınca bir sıra örmüş oluyoruz. İkinci şişime geldim. Yine buradaki altı ilmeğimi örüyorum düz olarak. Üçüncü şişime geldim. Şimdi de buradaki altı ilmeğimi düz örüyorum. Dördüncü şişime geldim. Şimdi buradaki altı ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Böylece bir sıra ilmeklerimizi düz örmüş olduk. Başlangıç yerine geldik. Şimdi artırmalara geçeceğiz. Artırma işlemini patik burnumuza şöyle baktığımız anda bu sağ ve sol kenardan yapıyoruz. Orta kısımlardan artırma işlemi yapmıyoruz. İlk şişimdeyim hanımlar. Kenarımız hemen sağ tarafta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından hemen ikinci ilmeğimin altındaki şu şey, ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan ilmeklerim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 7 ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Burada da kenarımı sanımlar. Bakın bu sol tarafa düşüyor. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın burada sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi düz ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Böylece ikinci şişimde de 7 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenarımız hemen başta. İlk iki ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 4 ilmeğim düz örülüyor. Böylece ilk üç şişimde yedişer ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Kenar sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. 4 şişimizde de 7'şer tane ilmeğim oldu. Şimdi hanımlar bir sıra artırma yaptık. Bir sıra artırma yapmayacağız. 4 şişimizdeki 7 ilmeğimizi de düz olarak öreceğiz. Yani bir sıra artırma yaparken ilmeklerimiz bir sıra düz örülüyor. Bunun sebebi şu. Her sıra artırma yaparsak şayet patik burnumuz bir anda açılma yapar ve hoş bir görüntü olmaz. İkinci şişimdeki 7 ilmeğimi de yine düz ördüm. Üç ve dördüncü şişimdeki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bu düz ilmeklerimi örerken sizlere artırma işlemini kısaca tekrar etmek istiyorum. Artırma işlemini birinci ve üçüncü şişimizde ilk iki ilmeği ördükten sonra yapıyoruz. İkinci ve dördüncü şişimizde de son iki ilmek kalana kadar örüp öyle artırmalarımızı yapıyoruz. Evet hanımlar bir sıra ilmekleri düz ördük. Tekrardan artırma zamanı. İlk şişimdeyim kenarımız hemen başta. İlk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girdim. Buradan aldığım ilmeğimi de düz örüyorum. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. Böylece birinci şişimde 8 tane ilmeğim oldu. İkinci şişime geldim. Kenarımız burada da sol tarafta. Son iki ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına giriyorum. Buradan aldığım ilmeğimi de düz ördüm. Kalan 2 ilmeğim düz örülüyor. İkinci şişimde de 8 ilmeğim oldu. Üçüncü şişime geldim. Kenar hemen başta ilk 2 ilmeğimi örüyorum. Ardından ikinci ilmeğimin altındaki şu ilmeğimin kenarına girip buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan 5 ilmeğim düz örülüyor. İlk 3 şişimde 8 er ilmeğim oldu. Dördüncü ve sonuncu şişimdeyim hanımlar. Kenar sol tarafta. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Kenardan artırmamı yapacağım. Bakın sondan ikinci ilmeğimin altındaki hemen şu ilmeğimin kenarına geliyorum ve buradan aldığım ilmeğimi de ördüm. Kalan iki ilmeğim düz örülüyor. Dört işimiz deden, bunlar hanımlar. Sekizer ilmeğimiz oldu. Şimdi bir sıra ilmekleri düz öreceğiz. Bir sıra artıracağız. Düz öreceğiz artıracağız. Patiğimizin burun kısmını bu şekilde tamamlayacağız. Ben bu patiğimde her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Ardından modelimi kurdum. Zaten modelimizde 14 ilmek ve katları üzerine kurulduğu için tam denk geldi. Hani bazen yorumlarda soruluyor. Neden 15 değil, neden 16 olmuyor? Bazı modeller hanımlar ilmek sayısı gereği tutmuyor. Her yani her şişte 11 ilmek, 15 ilmek olunca tutmuyor ya da 16 olunca tutmuyor ya da bazı modeller 15 ilmek olunca tam denk geliyor ona da 14 el er ilmek yapamıyoruz modelin kuruluşuyla alakalı bir durum bu bunu da buradan açıklamış olayım şimdi hep birlikte artırmalarımızı yapalım gelelim ardından birlikte modelimize başlayacağız Evet hanımlar her bir şişimde 14'er ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım geldim bir sıra düz örmedim hemen modele başlayacağım öncelikle patiğimizin burun kısmındaki şu minik desenimizi yapacağız şimdi hanımlar yapacağım işlem şu ilk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum bir kırmızımı ördüm kremimi ekleyeceğim şimdi buraya bir ilmek krem örüyorum İlk ilmeğimi kırmızı ile ördüm. Yanına da bir ilmek krem ördüm. Hemen krem ipimin ucunu şurada kırmızı ipime bağlıyorum. Patiğimi sökülmesin diye. İlk sıramızda yapacağımız işlem şu hanımlar. Bir kırmızı ördük. Yanına bir krem örmüştük. Üç kırmızı bir krem. Üç ilmek kırmızı bir ilmek krem. Üç tane kırmızı bir tane krem. İkinci şişinden devam ediyorum. Yine 3 kırmızı, 1 krem. 3 kırmızı, 1 krem. Modelimizde de minik desenimizde ilk sıramız bu şekilde örülüyor. 4 işimizde de aynı işlemi tekrar ediyoruz. 3 kırmızı, 1 krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. En son iki kırmızı örmüştüm. 3. şişime geldim. 3. kırmızımı burada buraya örüyorum. Yanına bir tane kremimi ördüm tekrar 3 kırmızı 1 krem 3 kırmızı 1 krem 3 kırmızı 1 krem 4. işimden devam edeceğim 3 tane kırmızımı örüyorum 1 tane krem tekrar 3 tane kırmızı 1 krem 3 kırmızı bir krem ve son iki ilmeğimi de kırmızı ipimle ördüm bakın ilk sıramızı tamamladık geldik modelimizde ikinci sıramıza bu sıramızda da hanımlar ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum bir tane krem örerek başladım yanına bir kırmızı bir krem bir kırmızı bir krem bir kırmızı bir krem, bir kırmızı, bir krem bir kırmızı. Şeklimiz böyle. Bir ilmek kırmızı, krem, bir ilmek kırmızı. Bir tane krem, bir tane kırmızı. Modelimizde ikinci sıramız böyle örülecek hanımlar. Bir krem, bir kırmızı. Bu şekilde. Diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, diğer üç e, şişimi de aynı şekilde ördüm geldim. Tekrar ilk şişimizdeyiz. Modelimizde de 3. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 3 tane kırmızı ördüm. Buraya 1 tane krem örüyorum. 3 kırmızı ile başladım, 1 krem ördüm. Modelin devamında 3 kırmızı, 1 krem. 3 ilmek kırmızı, 1 ilmek krem. Tekrar 3 kırmızı 1 krem olacak şekilde bakın. Modelimizi yapacağız. Şeklimiz bu. Hatta ki kırmızıyı buradan ördüm. Üçüncü kırmızıyı da ikinci şişimden örerek devam edeceğim. Ardından bir krem. Böyle devam edecek. İlk şişimizi ördük. Diğer üç şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. İlmeklerimi ördüm. Geldim hanımlar. Tekrar birinci şişimizdeyiz. Ve modelimizde dördüncü sıramızdayız. Buradaki minik desenimiz. Bu desenimiz altı sıradan oluşuyor. Dördüncü sırasındayız. İlk ilmeğimi kırmızı ile örerek başladım. Buraya bir tane krem örüyorum. Bir kırmızı ile örerek başladım. Bir diğer tane yanına krem ördüm. Devamında 3 kırmızı 1 krem 3 kırmızı 1 krem 3 kırmızı 1 krem. krem Bu şekilde devam edeceğiz hanımlar. 3 kırmızı 1 krem olacak şekilde ilmeklerimizi öreceğiz. E şimdi diğer 3 çişimizde de aynı işlemi yapalım gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimi ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 5. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. 3 kare yanına bir tane kırmızı örüyorum. 3 krem 1 kırmızı 3 krem 1 kırmızı 3 krem 1 kırmızı şeklinde modelimiz devam edecek. Şeklimiz bu. Hanımlar diğer üç işimizi de üç krem bir kırmızı olacak şekilde örelim gelelim. Modelimizde hanımlar şimdi de 6. ve sonuncu sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. Hemen yanına bir tane krem örüyorum. Bir kırmızı örerek başladım. Bir tane krem ördüm. Devamında 3 kırmızı bir krem olacak şekilde ilmekleri örüyoruz. 3 kırmızımı ördüm. Bir krem. 3 ilmek kırmızı yanına bir tane krem. 3 tane kırmızı, yanına bir tane krem. Bu şekilde hanımlar şeklimiz, görüntümüz böyle olacak. Diğer 3 çeşimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar ilmeklerimin tamamını sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim Patik burnumuzdaki bu minik desenimizi bitirdik şimdi ilmeklerimizin tamamını Kırmızı ipimizle düz olarak öreceğiz Kırmızı ipimiz burada beklesin hanımlar kesmeyelim ee, Ana modelimizi kurarken tekrar Aynı ipimizi kullanacağız Şu anda ilmeklerimizin tamamını Ana renk ipimiz olan kırmızı ile Düz olarak örüyoruz Bakın bu şekilde Hepsini kırmızı ile ördüm Şimdi hanımlar 3 sıra boyunca 4 şişimizdeki ilmeklerimizi de kırmızı ipimizle öreceğiz. Ee, 5 patikte yine tekrar ediyorum. Ee, 3 sıra derken 4 şişimizi bir kere öreceğiz. Ee, son ardından bir kere daha öreceğiz. 2 olacak. Bir daha öreceğiz. 3. Bu şekilde 3 sırayı tamamlayacağız. 3 sıra. Bu şekilde kırmızı ipimiz ile düz olarak örelim ve gelelim. Evet hanımlar 3 sıra ilmeklerimi kırmızı ipim ile düz olarak ördüm geldim. Şimdi şu ana modelimize başlıyoruz. Modelimiz 15 sıradan oluşuyor. Şimdi ilk sırasını yapıyoruz. İlk işimizi modelimizi kurarak başlayacağız hanımlar. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. 1 2 3 3 ilmek kırmızı ördüm. Hemen yanına bir tane krem örüyorum bir tane krem ördüm tekrardan 3 kırmızı bir krem yeniden 3 kırmızı bir tane daha krem örüyorum şişimde kalan iki ilmeğimi kırmızı ipimle ördüm İlk şişimizde modelimizi kurduk hanımlar ilk şişimizde yaptığımız işlemin aynısını diğer üç şişimizi de uygulayacağız bakın ikinci şişime geliyorum İlk şişimde yaptığım işlemi burada da uygulayacağım bakın buraya ilk üç ilmeğimi kırmızı örmüştüm burada da yine kırmızı örüyorum bir 2 3. Yanına bir tane krem örüyorum. Bir krem, 3 kırmızı. İlk şişimde yaptığım işlemin aynısını ikinci de de uyguluyorum. 3 kırmızıdan sonra bir krem ördüm. Tekrardan 3 kırmızı, bir krem ve son iki ilmeğimi de kır, kırmızı ile örüyorum. İkinci şişime de ilk, şişime aynı, ilk şişimde olduğu gibi aynı modeli kurdum 3. şişimde de yine ilk 2 şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. İlk 3 ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Yanına bir tane krem. Devamında tekrar 3 kırmızı, bir krem, 3 kırmızı, bir krem ve kalan 2 ilmeğimi de kırmızı ile örüyorum. Dördüncü ve sonuncu şişime geldim. Burada da yine aynı işlemi yapacağım. İlk 3 ilmeğimi yine ilk 3 şişimde olduğu gibi kırmızı ile örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Bir kremden sonra üç kırmızı. Hanımlar bakın bu aşamada şu ip geçişlerinde arkadaki şu krem iplerimizi biraz esnek gevşek bırakalım. E, patiğimiz yoksa e, gergin durur, sıkı olur, ayağınıza girmez. Sonra dersiniz ki benim patiğim niye dar oldu? Sebebi bu. ip geçişlerinde şu arkadaki ipleri gevşek bırakın. Bakın üç tane kırmızımı ördüm. Bir krem. Tekrardan üç tane kırmızı. Bir krem. Ve son iki ilmeğimi de Kırmızı ipim ile örüyorum Modelimizde ilk sıramızı Dört şişimizde de aynı şekilde yaptık Tamamladık Geldik tekrar e, birinci şişimize Modelimizde ikinci sıramıza Bu sıramızda hanımlar Şöyle ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum İki tane kırmızı ördüm Yanına üç tane krem öreceğim Bir iki, Üç Bakın üç tane krem ördüm Şimdi kırmızı ipimi elime alıyorum Beş tane kırmızı öreceğim İki Üç Dört 5. Tekrardan buraya 3 tane daha krem örüyorum. Son bir ilmeğim kaldı. Bu son bir ilmeğimi de kırmızı ile ördüm. İlk şişimizde de modelimizi kurduk. İkinci şişimizde de yine ilk şişimizdeki işlemin aynısını yapacağız. Bakın iki kırmızı örmüştüm buraya. Buraya da iki kırmızı örüyorum. Hemen yanına 3 tane krem. Şu birinci kremim, şu 2, şu 3. Bakın ortada 5 tane kırmızı'm var. İlk şişimdeki işlemin aynısını yapıyorum. 5 kırmızı Ve tekrardan 3 tane krem örüyorum Şu ikinci kremim, şu da 3 Burada da yine şişimde kalan Son bir ilmeğim var. Kırmızı ile örüyorum İkinci şişime de modelimi kurdum Üçüncü şişimdeyim. Yine burada da ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum İlk iki şişimde olduğu gibi Ardından 3 tane krem Ortaya 5 kırmızı Tekrardan 3 tane krem ve son bir ilmeğim kaldı. Bunu da kırmızı ile örüyorum. 4. şişime geldim. Yine burada da ilk 2 ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. 2 tane kırmızımı ördüm. Ardından 3 tane krem öreceğim. 1 2 3 bakın arkadaki ip geçişlerinde kalem iplerim esnek duruyor gayet. 3 kremden sonra ortaya 5 kırmızı 3. kırmızı ilmeğim. 4 5. Tekrardan 3 ilmek daha kremimi örüyorum. 4. şişimizde de yine modelimizi kurduk. Son 1 ilmeğim bunu da kırmızı ile ördüm. Geldik şimdi modelimizde 3. sıramıza hanımlar. Bu sıramızda yapacağımız işlem şöyle. İlk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. Modelimizde 3. sıramız. Ardından krem ipimi aldım. 2 krem, 1 kırmızı, 2 krem, Ortaya 3 tane kırmızı öreceğim. 1 2 3. Tekrardan 2 krem bir kırmızı ve son 2 ilmeğimi de kalem ile örüyorum. İlk şişimde modelimin 3. sırasını kurdum. Diğer 3 şişimde de aynı işlemi yapacağım hanımlar. İlk şişimde ne yapmıştım? Bakın ikinci şişimize geldik şu anda. İlk ilmeğimi kırmızı ile örmüştüm. Burada da örüyorum. Hemen yanına 2 krem 1 kırmızı 2 krem. Bakın aynı işlemi tekrar ediyoruz. Ardından 3 tane kırmızı örmüştük. İlk şişimizi takip ederek Diğer 3 şişi de yapabiliyoruz bu şekilde. 3 kırmızı ördüm. Yanına 2 krem tekrardan. 1 kırmızı ve 2 tane daha krem örüyorum. 2. şişimi de tamamladım. Geldik 3. şişimize. Burada da yine ilk iki şişimizde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. 1 kırmızımı ördüm. 2 krem. 1 kırmızı. Tekrar iki krem, ortaya üç tane kırmızı örüyorum. Tekrardan iki krem, bir kırmızı, iki krem. Üçüncü şişimizde de modelimizi tamamladık geldik dördüncü şişimize. Yine burada da ilk üç şişimde olduğu gibi ilk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. Yanına iki krem, bir kırmızı, iki tane daha krem ördüm. Ortaya üç tane kırmızı örüyorum. Tekrardan iki krem. bir kırmızı, iki krem. Böylece dördüncü şişimizde de modelimizi tamamladık. Üçüncü sıramız bitti. Geldik hanımlar modelimizde dördüncü sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk iki ilmeğimi dördüncü sıramızda kırmızı ile örüyorum. İlk, ilk iki ilmeğimi kırmızı ile ördüm. Sonra krem ipimi elime alıyorum. İki krem. 1 kırmızı 2 krem bir kırmızı 2 krem bir kırmızı iki tane daha kremimi ördüm Kırmızı ipimi alıyorum, sonuncu ilmeğimi kırmızı ile ördüm Dördüncü sıramız böyleydi İkinci şişimize geldik, ikinci şişimizde de yine ilk şişimizde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz Bakın yine ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örüyorum Sonra krem ipimi aldım Yine iki krem bir kırmızı, iki krem, bir kırmızı, iki krem örüyorum, bir kırmızı, iki krem ve sonuncu ilmeğimi kırmızı ile ördüm. Üçüncü şişimde de aynı işlemi yapacağım. Yine ilk iki ilmeğimi ilk iki şişimde olduğu gibi kırmızı ile örüyorum. Sonra da iki krem, bir kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı. 2 krem, 1 kırmızı. 2 krem. sonuncu ilmeğimi de kırmızı ile ördüm. dördüncü şişimde de aynı işlemi yapacağım. Şimdi ilk 2 ilmeğimi kırmızı ipimle örüyorum. Sonrasında 2 krem şöyle krem arkada gevşek kalmalı. 2 krem, bir kırmızı. 2 krem bir kırmızı, iki krem, bir kırmızı, iki krem ve sonuncu ilmeğimi de kırmızı ipimle ördüm. Modelimizde böylece dördüncü sıramızı tamamladık. Geldik şimdi beşinci sıramıza. Bu sıramızda hanımlar ilk ilmeğimi krem örerek başlayacağım. Bakın tam olarak şu ortadaki desenimizi başlatmış oluyoruz bu sıramızda. Beşinci sıramızda. İlk ilmeğimi krem ile Örerek başlıyorum. Bir tane krem ördüm. Yanına iki tane kırmızı. İki krem. Bir kırmızı. Üç krem. Bir kırmızı. İki krem örüyorum. Ve şişimde kalan iki ilmeğimi de kırmızı ipim ile örüyorum. Beşinci sıramız böyleydi. İlk şişimde uyguladım. İkinci şişimde de yine ilk şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Bakın ilk şişimde ilk ilmeğimi krem ile örmüştüm. Buraya da bir tane krem örüyorum. Yanına iki tane kırmızı ördüm. Bakın şöyle takip edebilirsiniz. İki kırmızıdan sonra iki kremim var. İki krem. Yanında bir kırmızım var. Üç krem. Bir kırmızı. 2 tane daha krem örüyorum. Ve şişimde kalan son iki ilmeğimi de kırmızı ipimle örüyorum. Beşinci sıramızda ilk iki modelimizi, ilk iki şişimizdeki modelimizi bu şekilde yaptık. Hanımlar dört şişimizde artık dolanmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü şişlerde yapacağımız işlem aynı. İlk şişte yaptığımız işlemin aynısını diğer üç şişte de yapıyoruz. Şimdi hanımlar modelimizin beşinci sırasında ilk iki şişimizdeki modeli gösterdim. Şimdi üç ve dördüncü şişimizdeki ilmeklerimizi de ilk iki şişte olduğu gibi örelim gelelim. Evet hanımlar diğer iki şişindeki ilmeklerimi de sizlere tarif ettiğim gibi ördüm geldim. Şimdi modelimizde 6. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. Bir tane kırmızı ördüm yanına bir tane krem örüyorum. 6. sıramda ilk ilmeğimi kırmızı ördüm yanına bir tane krem ördüm. Şimdi iki tane kırmızı öreceğim. 1, 2. Krem ipimi alıyorum burada. 3 krem 1 Kırmızı 3 ilmek Krem örüyorum Ardından tekrar kırmızı ipimi aldım 2 tane kırmızı örüyorum ve yanına bir tane Kremi ördüm Sonuncu ilmeğimi krem ile ördüm Şimdi Geldik ikinci şişimize İkinci şişimizde de yine ilk şişte Yaptığımız işlemin aynısını yapacağız bakın burada ilk ilmeğimi kırmızı ile örmüştüm Burada da kırmızı ile örüyorum Yanına bir tane krem örüyorum Bakın ilk şişime bakarak Devam edeceğim modeli. Hemen yanında iki tane kırmızım var. İki kırmızıdan sonra bakıyorum üç krem. Bir kırmızı, üç krem örmüşüm. Üç krem, bir kırmızı, üç krem. Tekrardan modelimi takip ediyorum. 3 kremden sonra iki kırmızı ve sonuncu ilmeği krem ile örmüşüm. Bakın iki kırmızı ve sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm. Şimdi diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar 3 ve 4. şişimdeki ilmeklerimi de ördüm geldim. Şimdi de modelimizde 7. sıramızdayız. Bu sıramızda hanımlar ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. Yanına bir tane krem ördüm. Bir tane krem ördüm. İki ilmek kırmızı bir tane krem. Tekrardan iki kırmızı bir krem ortaya 3 tane kırmızı örüyorum 1 tane krem tekrardan 2 tane kırmızı 1 tane krem ve sonuncu ilmeğimi de kırmızı ipim ile ördüm 7. sıramız böyleydi bakın ikinci şişimde de yine ilk şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım İlk şişimde hanımlar bakın ilk iki ilmeğimi kırmızı ile ördüm burada da iki tane kırmızımı örüyorum yanında bir tane kremim var takip ediyorum ilk şişimi bir tane kremimi ördüm yanında iki kırmızım var gördüğünüz gibi bir tane krem ortada üç tane kırmızı bir tane krem tekrar iki kırmızı bir krem ve sonuncu ilmeğimi de kırmızı ile ördüm bu şekilde ilk iki şişimizde modelimizi kurduk 3 ve dördüncü şişlerimizde de yine ilk iki şişimizde yaptığımız işlemin aynısını yapalım gelelim Evet hanımlar şimdi de modelimizde 8. sıradayız. Bu sıramızda ilk 3 ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. 8. sıramızda. 3 tane kırmızıdan sonra yanına bir tane krem ördüm. 3 kırmızı yanına bir krem ördüm. Şimdi yeniden 3 tane kırmızı öreceğim. 1 2 3 Tekrar bir tane kırmızı bir tane krem örüyorum. 3 kırmızıdan sonra yeniden 1 2 3 kırmızı ördüm. Tekrardan bir krem örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi kırmızı ipimle ördüm. Geldim ikinci şişime. İkinci şişimde de ilk şişimdeki işlemin aynısını yapacağım. Bakın ilk 3 ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 1 2 3. Yanına bir tane krem. Bir krem. 3 tane kırmızı. Ortaya bir krem. Tekrardan 3 tane kırmızı. Yanına bir tane daha krem örüyorum ve kalan iki ilmeğimi de krem ipim ile düz olarak örüyorum. 8 sıramız da böyleydi. İlk iki şişimizde yaptığımız gibi 3 ve dördüncü şişimizdeki ilmeklerimizi de örelim gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde dokuzuncu sıradayız. Bu sıramızda da yapacağımız işlem şöyle. İlk iki ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum dokuzuncu sıramızda yanına bir tane krem ördüm. 2 kırmızı yanına 1 krem. Yanına tekrardan 2 tane kırmızı, 1 krem. Ortaya 3 tane kırmızı, yanına 1 tane krem. Tekrardan 2 kırmızı yanına 1 krem örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de kırmızı ipimle ördüm. Gel geldik ikinci şişimize. İlk şişteki işlemin aynısını yapacağım. Bakın ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örmüştüm. Burada da örüyorum. Yanında bir tane kremim var. Bir kremden sonra iki tane kırmızı ördüm. Bakın hanımlar bir kremden sonra iki kırmızı ördüm. Yanına tekrar bir krem örüyorum. Tekrardan üç tane kırmızım var. Bir krem. iki kırmızı. Yine bir krem sonuncu ilmeğimi de yine kırmızı ile ördüm. İlk iki şişimde modelimi oluşturdum. Şimdi diğer 3 ve dördüncü şişimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de modelimizde 10. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. Yanına bir tane krem ördüm. İlk ilmeğimi kırmızı ile ördüm, yanına bir krem. Tekrar iki tane kırmızı örüyorum. 2 kırmızı. Şimdi 3 tane krem öreceğim. 1 2 3 ortaya bir tane kırmızı ve yanına hemen 3 tane krem örüyorum yanına 2 tane kırmızı ve sonuncu ilmeğimi de krem ile ördüm İkinci şişime geldim İlk şişimdeki işlemin aynısını yapacağım burada bakın ilk ilmeğimi kırmızı ile örmüştüm örüyorum burada da yanına bir tane krem tekrar iki tane kırmızı örüyorum 3 tane krem Ortaya bir tane kırmızı, tekrardan 3 tane krem örüyorum. Hemen yanına iki tane kırmızı ve sonuncu ilmeğimi ilk şişimde olduğu gibi burada da krem ile örüyorum. Bu şekilde. Diğer e, iki, üç ve dördüncü şişimizdeki ilmekleri de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde 11. sıradayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi krem ile örerek başlıyorum. Bir tane krem. Yanına iki tane kırmızı örüyorum. Bir, iki. Tekrar krem ipimi aldım. İki krem. Bir kırmızı. Üç krem. Bir kırmızı. İki krem örüyorum. Kalan iki ilmeğimi de kırmızı ipimle örüyorum. Bu şekilde. Şimdi ikinci şişimde de aynı işlemi yapacağım. İlk şişimde hanımlar bakın. ilk ilmeğimi krem ile örmüştüm. Burada da ilk ilmeğimi krem ile örüyorum. Yanına iki tane kırmızım var. Bir iki. Sonra iki krem bir kırmızı üç krem bir kırmızı ve üç tane daha iki tane e, kremimi ördüm. Hemen bakıyorum buraya yanlış olmasın iki krem ördüm ve son iki ilmeğimi de kırmızı ipimle örüyorum ilk iki şişimizde modelimizi kurduk hanımlar şimdi diğer üç ve dördüncü şişimizde de modelimizi aynı şekilde kuralım gelelim Evet hanımlar modelimizde şimdi de 12. sıradayız bu sıramızda ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum iki ilmeğimi kırmızı ile ördüm tekrar kremimi alıyorum elime iki krem bir kırmızı, iki krem, bir kırmızı, iki krem, bir kırmızı, 2 krem örüyorum ve sonuncu ilmeğimi de kırmızı ipimle ördüm. İkinci şişimde de yine ilk şişimde yaptığım işlemin aynısını yapacağım. Bakın ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örüyorum. 2 ilmek kırmızı ile ördüm. Sonrasında iki krem, bir kırmızı, 2 tane krem, 1 kırmızı, 2 krem, 1 kırmızı, 2 krem ve sonuncu ilmeğimi de kırmızı ile ördüm. Diğer 3 ve 4. işimizdeki ilmeklerimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde 13. sıramızdayız. Bu sıramızda ilk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum kırmızı ile ördüm. Ardından krem ipimi alıyorum. 2 krem 1 kırmızı 2 krem. Ortaya 3 tane kırmızı ördüm. Tekrardan 2 krem 1 kırmızı ve son 2 ilmeğimi krem ile örüyorum. İkinci şişimde de aynı işlemi uygulayacağım. İlk ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. İlk şişimde olduğu gibi. Yanına iki krem, bir kırmızı, iki krem, ortaya üç kırmızı, tekrardan iki krem, bir kırmızı, iki tane daha kremimi ördüm. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim, gelelim. Evet hanımlar şimdi de modelimizde 14. sıramıza geldik. Bu sıramızda ilk iki ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. İki tane kırmızı ördüm. Yanına üç tane krem. Ortaya beş tane kırmızı öreceğim. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrardan yanına üç tane krem. Son bir ilmeğimi de kırmızı ile örüyorum. Ama dördüncü sıramız böyleydi. Yine ikinci şişimi de göstereyim sizlere. İlçişimde olduğu gibi yine ilk iki ilmeğimi kırmızı ile ördüm. Üç tane krem. Ortaya beş tane kırmızı. İki, üç, dört, beş. Yine üç tane krem örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de kırmızı ile ördüm. Üçüncü ve dördüncü şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar, şimdi de geldik modelimizde 15. ve sonuncu sıramıza. İlk 3 ilmeğimi kırmızı ile örerek başlıyorum. 3 ilmek kırmızı. Yanına bir tane krem ördüm. Tekrardan 3 tane kırmızı, ortaya bir tane krem. 3 tane kırmızı örüyorum. 1 tane krem. Kalan 2 ilmeği de kırmızı ile ördüm. İlk şişimizi yaptık. İkinci şişimizi yapacağız. Yine aynı şekilde. Burada da yine ilk 3 ilmeği ve kırmızı ile örerek başlıyorum. Yanında bir tane kremim var. Ardından 3 tane kırmızı öreceğim. Bakın kremleri arkada geniş bırakıyorum. ipleri, ip geçişlerinde 3 kırmızı, bir krem. 3 kırmızı, bir krem. Ve kalan 2 ilmeğimi de kırmızı ipim ile örüyorum. Diğer iki şişimizi de aynı şekilde örelim gelelim. Evet hanımlar 15 sıradan oluşan modelimizi tamamladık. Şimdi yapacağımız işlem şu. Krem ipimizi kullanmayacağız. İlmeklerimizin tamamını kırmızı ipimiz ile düz olarak öreceğiz. Artık krem ipimizi kesip bu arkaya düğümleyebiliriz. Çünkü modelin devamında artık sadece ana renk ipimiz olan kırmızıyı kullanacağız. İlk şimdiki ilmeklerimin hepsini kırmızı ile ördüm. Şimdi 4 şişimizdeki ilmekleri de 3 sıra boyunca yani üç kere dolanacağız kırmızı ipimiz ile düz olarak örelim gelelim. Evet hanımlar 3 sıra boyunca ilmeklerimi düz olarak ördüm ve e, geldim. Şimdi yapacağımız işlem şu bilek ayrımına geçiyoruz hanımlar. Öncelikle ilk şişimdeyim. 14 ilmeğim vardı. Ama hanımlar öncesinde yine unuttum. mezura ile ölçerek yine ölçülerimi göstereyim. Sonra geçelim bilek ayrımına. Bakın şöyle enine boyuna bir ölçelim. En olarak şöyle ölçü, bakın, şöyle esneklik özelliği var ama esnetmeden olduğu gibi duruşuyla ölçüyü vereceğim. Bakın, patiğimizin eni şöyle 10.5 santim olmuş, 10.5 santim. Bileği ayrımına kadar kaç santim örmüşüm, burnundan itibaren tutarak yine burayı da ölçüyorum. 12 santim de bu bölümü örmüş hanımlar. Ölçülerimiz böyle. Benim ölçülerim en azından bu şekilde oldu. Şimdi ilk şişimdeyim. Son bir ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Yani ilk 13 ilmeğimi öreceğim. Sonra bilek ayrımını yapacağız. Bakın burada son bir ilmeğim kaldı. İlk şişimdeki sonuncu ilmeğim ile ikinci şişimdeki ilk ilmeğimi alıyorum. Bu iki ilmeği şöyle birbiriyle yer değiştiriyorum. Yer değiştirdiğim ilk ilmeğimi ilk şişimle ördüm. Bilek ayrımında yani burada ilmekleri yer değiştirerek örme sebebimiz şu. Bu bilek bölümü daha sıkı ve sağlam oluyor. Tam bu ortada ilmekle arasında ayrık bir görüntü oluşmuyor. Şimdi tam olarak patiğimizin şu yan bölümlerine geçmiş bulunuyoruz hanımlar. Ben patiğimin kenarlarına yetişer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hemen hem arka yüzünde düz örgü görünce haroşa oluyor. Hemen hem arka yüzde ters örgü görünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. İlk yedi ilmeğim haroşa düz olarak öreceğim bilek bölümündeyim. İkinci şişimdeki ilk yedi ilmeğimi düz yani haroşa olarak örüyorum bu şekilde. Diğer ilmeklerimi de yine düz örmeye devam edeceğim çünkü ön yüzdeyiz. Hanımlar patiğimizin arka bölümüne geçmiş bulunuyoruz. Bu aşamada ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece bilek bölümünde kenarlardaki 7'şer ilmek haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Şimdi bilek ayrımına kadar öreceğiz. Ardından geri döneceğiz. Geri döndüğümüzde arka yüzde olduğumuz için ilmeklerimiz ters örülecek. Tabanımıza denk gelen bir diğer şişimize geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz örmeye devam ediyorum. Bu şekilde. Son şişime geldim. Yine buradaki ilmeklerimi de düz öreceğim. Bakın bilek bölümünde son 7 ilmeğim haroşaydı. Bunları da yine düz örüyorum hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın bilek ayrımına geldik. Bilek ayrımına kadar ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Yapacağımız işlem bu. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Şimdi geri döndüm. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek haroşama düz öreceğim. 4 oldu. Şu 5 6 7. Şöyle baktığımız anda ön yüzde bir diş haroşamız oluştu. Şöyle arka yüzdeyim hanımlar şimdi ilmeklerimi bu sıramızda da artık ters olarak öreceğim. Patiğimizin arka bölümünde yapacağımız işlem sadece bundan ibaret hanımlar. Bilek ayrımına kadar öreceğiz, geri döneceğiz. Öreceğiz, geri döneceğiz. Ön yüzde düz, arka yüzde de ters örgü uygulaması yapacağız. Sadece ya kenarlardaki haroşalarımızı haroşa olarak örmemiz gerekiyor. Dikkat etmemiz gereken tek nokta bu. Bir diğer şişime geçtim. Yine buradaki ilmeklerimi de ters olarak örüyorum. Son şişime geldim. Burada da yine ilmeklerimi ters öreceğim. Sadece bilek bölümündeki son 7 ilmeğim haroşa olduğu için son 7 ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bakın burada son 7 ilmeğim kaldı. Yani haroşalarım, haroşalarımı da düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bilek ayrımına geldik. Tekrar geri döneceğiz. Yeniden hanımlar bilek ayrımından sonra geri döndük. Tekrar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi ön yüzleyip haroşalarımı zaten her iki tarafta da düz örüyordum. Diğer ilmeklerimi de ön yüzde olduğum için düz örmeye devam edeceğim. Diğer bilek ayrımına kadar gideceğim. Ardından geri döneceğim. Bu şekilde patiğimizin arka bölümünü yapacağız. Şöyle baktığımız anda buralarda birer diş haroşamız oluştu bile. Ben bu patiğimin arka bölümüne buraya hanımlar toplamda 15 sıra haroşa ördüm. Benim elimin ölçülerine göre tam geldim. Sizler bu aşamada hanımlar patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Hani bir miktar ördükten sonra yani bir süre hani 10-12 sıra haroşa örün atıyorum mesela. Ondan sonra şöyle lü patinizi bir ayağınıza giyin. Bu patiğinizin arka bölümünü şu topuğunuzun kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Ben 15 ördüm ama belki siz 17 öreceksiniz, belki 18, belki 12, 13. Bu tamamen ölçülerinize göre değişebilir. Şimdi hep birlikte kendi ölçülerimize göre patiğimizin arka bölümünü tamamlayalım. Gelelim ardından da birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm, geldim. Ee, bu aşamada bilik ayrımından sonra şu bölüm genişlediği için bakın şişimiz dümdüz duruyor yani ilmeklerin hepsi tek şişte toplanacak duruma geldim. Ben bu aşamada topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye Ön yüzden baktığımızda sol tarafa 24 ilmek ayırdım Kalan ilmekleri de sağ şişime taktım Şimdi topuğumuzu yapmaya başlayacağız Topuk bölümünde kenardaki 7 ilmek haroşalarımız yine Haroş olarak örülecek Model bütünlüğü sağlansın diye 7 haroşamı ördüm Ön yüzdeyim ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim 7 haroşamı örmüştüm 8 9 10 11 12 13 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. İlk 23 ilmeğimi ördüm. 24. ilmeğimi örerken öndeki 2 ilmeği alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. 23 ilmek ördüm. 24. de kesim yaptım. Zaten bu sol tarafa da 24 ilmek ayırmıştım. Topumuz için orta kısma baktığım anda burada da 7 ilmeğimiz kaldı. Bu 7 ilmeğimiz her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesimimizi yaptıktan sonra geri döneceğiz. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi arka yüzde olduğum için ters olarak örüyorum. Son 7 ilmeğim haroşa olduğu için e, haroşalarımı düz öreceğim sadece. son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Tekrardan ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız hanımlar. Yani ilk 23 ilmeğimizi öreceğiz. 24. de kesimimizi yapacağız. Öncelikle yine 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ilmek ördüm. 24. de öndeki ikisini alıyorum. Birlikte keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şurada 7 ilmek vardı. Şimdi baktığımız anda 6 ilmek kaldı. Yani 1 ilmek eksildi. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Tekrar ön yüzde ilk 23 ilmeği örüp 24. de kesim yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu arada kalan 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte bu 6 ilmek bitene kadar patiğimizin topuğunu sizlere tarif ettiğim gibi örelim ve gelelim. Evet hanımlar patiğimin topuğunu ördüm geldim. İlk başta sol tarafa 24 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 24 ilmeğim kaldı yani her iki şişimizdeki ilmek sayıları da birbirine eşit bu aşamada patiğimin düz tarafı içeride Ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için elime uygun herhangi bir tığ aldım İlk kesimim şöyle Benden taraftaki şişten bir ilmek ikinci şişten de bir ilmek alıyorum Tığımdaki iki ilmeği topladım Diğer kesimlerim de şöyle oluyor Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirip tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki kesim yönü de aynı tarafta oluyor. Gizli kesim olduğu için ha sağ tarafta olmuş ha sol tarafta çok bir fark etmiyor. Çünkü kesim yeri belli bile olmuyor hanımlar. Ben patiklerimde genelde genelde derken hep hep bu yöntemi kullanıyorum. Çünkü bu tarz topukları çok beğeniyorum. Sizler beğendiğiniz, sevdiğiniz, elinizin alışkın olduğu farklı topuk yöntemleri varsa onları da Kullanabilirsiniz Her iki şişimizdeki ilmek sayıları da eşit olduğu için Kesim sonunda ilmeklerimiz de aynı anda bitecek Devam ediyorum yine ilmeklerimi Kesmeye İlk şişimden bir ilmek aldım ikinciden de bir ilmek alıyorum İkinci şişten aldığım ilmeği ilk şişten aldığım ilmeğin içinden Geçiriyorum ve Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum son üçer ilmeğim kaldı şişlerimde. Bu şekilde. Bakın son birer ilmeğim kaldı. İlk önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci içimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim oldu. Şimdi bu 3 üç ilmeğin üçünü birden topluyorum. 2 tane de sıkı bir zincir çekip hemen şöyle makasımı aldım. İpimi kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim hanımlar. Patiğimizin iş bölümünde de bu krem ipimizi eklemiştik. Sonra model bitince kesmiştik. O iplerimi de yine gizledim. Böyle patiğin içinde ipuçları görününce çok kötü görüntü oluyor. Şöyle bakın hanımlar topuğumuz bu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Zarif şık bir topuk yöntemi. İzi bile şöyle belli belirsiz gördüğünüz üzere. Görüntü itibariyle patiğimiz böyle. Hemen bir de manken ayağı giydireyim hanımlar. Bir de ayağımızda görelim patiğimizi son kez. İki renkli çok güzel zarif bir model oldu. Bu tarz model seven hanımlar için de iyi bir fikir olur diye düşünüyorum. her defasında farklı farklı modeller üretmeye çalışıyorum. Çünkü herkesin zevki farklı olabiliyor. Kimi 5 şiş seviyor, kimi 2 şiş, kimi böyle klasik 5 şiş model seviyor, kimi ajurlu dolamalı. Herkesin zevkine göre yapmaya çalışıyorum. İşte patiğimizin ayaktaki duruşu da yine bu şekilde. Ayağımıza bir düzgün oturtayım. Ayaktaki duruşumuz böyle. Hemen tabanımıza bakalım. Yanları, kenarları Bakın topuğumuz yine bu şekil. Evet hanımlar yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.